Hadi yanaş. Tüme çıkar. Kek. Bırak lan. Bir tane vurursun. Hayatınla yanımda. Görevli bu. Görevli. Ya kardeşim. Oğlum bak vurursa. Ne vururum lan? Vallahi vururum. Çocuğunu çocuğunu da vururum. Bırak odunu. Oraya çıkar. Bırak odunu dedi. Bak arkadaş. Pazar günü saat 7 sularında evime gel 6.30-7 civarına geldim, duşumu aldım, istirahat edenle iş yerimden çıkıp geldikten sonra aşağıdan benim oğlum geldi, baba bizim arabaya çarpmışlar dedi. Ben de oğlum hayırdır bir çarpmazlar dedim, köyde duruyor. Aşağı indim baktım, bizim arabamız arkasına çarpmışlar, o şekilde bırakmışlar. Bırakın sıra ben de indim aşağı bir şifa arkasını sürttürmüşler. Ön tarafta iki arabalık daha yer var. Ben de arabanın sahibini öğrendim. Telefonla araştırdım, buldum. Bulduktan sonra da aradım. Benim arabaya çarpmışım diye şey kalmadı. Gelirsem senin ağzını burnunu dağıtır kırarım dedi bana. Ben de dedim ki ben arabanın başındayım. Sen bana bir şey sadece arabamı kırmak çarpmışım dedim ben. Çarptığın için dedim aradım dedim ben. Gelirse ağzını burnunu kırar da tekrarladı. Ondan sonra telefonu kapattı. Ben de 155 emniyeti aradım Antalya. Antalya Kumlucu'ya bağlandı. Kumlucu'daki emniyette arkadaşlara dedim ki böyle böyle arabamı çarpmışlar. Çarptıkları için dedim ben. Antalya'da şey yaptık. Bu vatandaş bana ağzını burnunu kırarım diye bana tehdit etti dedim ben. Bu adam bundan sonra hocam şey yaptı, kapattık biz telefonu, polislere hani elimizden geldiği kadar çabuk gelirsen diyor, öbür türlü bu adam bizi sıkıntıya sokabilecek dedim ben. Çünkü iyi bir aile alamet, bir şey konuşmadı. Kapattım telefonu, karşımdan gelip dur, büyük bir zopa, hiç aklım ucundan da geçecek bir şey değil. Benim geldik kafama odunu vururken ben bu şekilde yaptım, kolumla beraber şunlarım mosmor, sırtım mosmor. Her yerim baş ağrıttı. Bu esnada benim oğlum da çarşıya söyleme sahip. Pide almak için gitti. Pide almaya gitti. Ne oğlum da orada benim dayak yediğimi fark etmiş. O da koşula kendi benim oğlumun odununa vuruyor. Bu da bunun kolu da baş ağrı. Bunun için ondan sonra ben elinden zopayı aldım. Aldıktan sonra bu vatandaş bana yol tabancasını çekti. Ağzına mermiyi verdi. Öldüreceğim sizi dedi. Oğlumun kafasına silahı dayadı. Onun için ben bundan şikayetçiyim. Hanımı çoru çocuğu aşağı indi. İndikten sonra bunu tuttular bu vatandaşı. Ben yukarı evime kaçtım. Kaçtıktan sonra polis ekipleri geldi. Öyle aşağı inebildim. Öbür türlü hani Allah var yukarı ölme şansımız %1 milyondu. Silahı tabancanın ağzına verdi. Bir de alkollü olduklarını söylüyorlar bu vatandaşın. Önce de birkaç bize benzer kavgası dövüş olmuş bu insanın. Ben bu adamdan yerden göğe kadar şikayetçiyim. Ben ne Kumluca'da şu anda her yerde bu şekilde psikolojim bozuldu. Evde uykularım dahi kaçmaya başladı. Bu dayağı yedikten sonra zopayı, tabancayı beğenir oğlumun kafasına bize tabanca çektikten sonra ister istemez korkma bir sebebin yok. Ben ömrü hayatımda bir askerde silah gördüm. Başka bir yerde silah görmedim. Aynı apartmandaydı ama birbirimizi görsek gerek. Kimse kimseyi zaten apartmanda kimse kimseyi doğruca tanımaz. Benim arabama çarpmış. Çarptıktan sonra benim arabamla çıkmam istedim, çıkamadım. Çıkamadığım için de ben arabanı çek, arabamı çıkam diye şey yaptım. Bu şekilde ben bununla kazayla ilgili hiçbir şey, talepte bir şeyde bulunmak istemiyorum zaten. Hiç de gerek de yok. Ama bu şekilde beni darp etti, beni dayak attı. Ben yapacağım hiçbir şey yok. Maddi, manevi, ne ihtiyacım var hepsinden ben şikayetçiyim bu arkadaşımdan. Ben arabamı yaptırırım. Zaten ben kendim otoboyacıyım, kaportacıyım. Sıkıntı yok bunda. Hastaneye gittim. Darp raporu için, darp raporunu için gittikten sonra darp raporlarını aldım ama ben darp raporlarının sonuçlarını vermediler. Bu şekilde sırtımda, belimde, kollarımda, her yerimde, kafamda, kulaklarım, şuralarım, her yerim, şuramda komple darp izlerim var.
Ver şunları.